Cevat Çelebi'ye bakmıştım ama yok galiba kendisi. Cevat Çelebi amca! Duymadı. Cevat Çelebi amca! Evladım buyur buyur, ne oldu? Merhaba Cevat Çelebi amca, bir anneyim oğladı. Ne diyor evladım? Cevat amca, annem bana dedi ki git Cevat amcanı bul, bir de Cevat amcanı bulursan Cevat amcanı söyle dedi. Ne dedi evladım? Şaşırdım amca bir dakika. Şimdi bana annem dedi ki Hacivat amca git Hacivat amcanı bul, Hacivat amcanı bulunca Hacivat amcam da şey söyledi. Ne dedi evladım? Ama Hacivat amcası sorunca ben şaşırıyorum. Hadi bak baştan söylüyorum. Şimdi Hacivat amcam, annem dedi ki bana git Hacivat amcanı bul, Hacivat amcanı bulunca Hacivat amcana söyle ki Hacivat amcanla konuşmam evladım uzakma ne diyorsun? Ama şaşırdım yine. Söyleyeceğim. Şimdi annem bana dedi ki Hacivat amcanı bul dedi. Hacivat amcanı git Hacivat amcanı söyle dedi. Söyle. Şimdi Hacivat amca biz karar verdik. Abimizi evlendireceğiz. Ona kız arıyoruz. Sen onu bulacakmışsın. Söyledim. Evladım. Kız bulalım bulmasına da senin abine kim var? Her akşam içiyor, kafayı çekiyor, kavga çıkartıyor. Ama Hacivat amca, annem dedi ki git Hacivat amcanı bul, Hacivat amcanı evladı sus! Biliyoruz, git Hacivat amcana söyle dedi. Ama bir daha bir şey daha dedi. Ne dedi? Hacivat amcanı bul, Hacivat amcana biz ne kadar para gerekirse onu veririz dedi. Ha bak durum değişti şimdi. Baştan söylesene. Kim söylemişti? Annem dedi, annem dedi ki Hacivat amcana git dedi, Hacivat amcana bul, Hacivat amcana söyle bize abini evlendirmek istiyoruz. Hacivat amcana ne kadar para gerekiyorsa o kadarını veririz dedi. Heh, para olunca hepsini dinliyorum bak. Şimdilik bunları yolladı, siz bunu alın halledin. Tamam, tamam. Sen anneme selam söyle, Hacivat amcan dedi ki de, ne dedi diyeyim. Neyse bir şey söyleme sen, söyleyene kadar zaten o duyar. Hadi bakalım. Selam söyle yeter, bu işi halledeceğiz, tamam merak etme. Çok teşekkürler Hacivat amca, çok teşekkürler. Anneme selam söyleyeyim mi Hacivat amca? Ya evladım, hadi git defol git ya, Allah başıma bela mısın sen? Hacivat amca. Ay, bunun abisinin ünlü şu tutkarta kadar yayılmıştır ya. Meşhur tuzsuz deli Bekir kime ben evlendireceğiz bunu. En iyisi ben bir oyun yapayım de. Şu adamın aklı başına gelsin. Dur bakayım. Yalnız bana bu işte bir ortak lazım. Çağırayım bakayım şunu. Karagöz! Karagöz! Ne oluyor bu? Adam yine geldi dışarı. Karagöz! Ne var? Aşağı gel. Gelemem. Niye gelemiyorsun? İşim var. Neredesin? Tuvaletteyim. Ne yapıyorsun orada? Roman yazıyorum. Bana bak aşağı gel, para kazanacağız. Hı? Ne parası? Aman! Kızım! Böyle yaşmaksız ferercesiz sokağa çıkılır mı? Ne oldu be? Şeytan mı çarptı, hava mı çarptı seni? Görmüyor musun ne kızı ya? Ben Karagöz... Aman Karagözlü kızım! Böyle gündüz vakti sokağa çıkılır mı yaşmaksız, feracesiz? Bak büyüdün, serpildin, koç o zaman kız oldun. Sıyırdın mı şu tutkak davası yarı mı? Bağlarımı gezdin, şarap mı içtin, ne oldu lan? Bana bak, ört bakayım yüzünü. Deli misin be Karagöz'ün? Aa, kızımız değilim. Karagöz'üm ben sana şaka yaptım. Bana bak gözün aydın. Gözüm aydın, ayaklar manisa, ne diyorsun be? Bana bak! Hadi gözün aydın seni evlendiriyorum. Ben evdekini zor geçindiriyorum. Ne evlenmesi? Canım öyle değil. Senin telinle duvarla gelin yapacağız. O ne be? Burası Stuttgart oğlum. Hollanda değil yanlış. Canım bana bak. Senin tuzsuz deli Bekir yok mu? Evlenmeye karar vermiş. Ben de diyorum ki ona bir oyun yapalım. Nasıl yapalım? Senin gelin kılığına sokup onu gerdeğe sokup. Bırakın!
Ne diyorsun be? Çıldırdın mı oğlum sen? Aa, yurt dışına bir çıktın, havan değişti be. Ya ben erkeğim, erkek erkekle evlenir mi? Canım, seni gelin diye yutturacağız. İşin kötü tarafı o ya. Bütün riske ben giriyorum oğlum. Yahu bundan işin yok. Bana bak, çok para kazanacaksın. Vallahi. Tabii, altınlar altınlar, düşünsene. Vay 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 vay. Bana bak, sahte bir nikah yapacağız. Ne nikahı? Canım, imam nikahı. Oğlum şu Tutkart'ta imamı nereden bulacak gece dümse? İğneci zor bulduk. Sen karıştırma o işi. Allah Allah. Bana bak. Bir iki tane de şey lazım. Şahit lazım. Ne şahit? Yalancı şahit. Hayda. Bana bak, sen tam kumpas kuruyorsun ha. Tabii tabii. Hadi ben gidiyorum. Şahitleri sen bul. Ben işi ayarlayacağım. Hadi gel buraya. Gitti adam. Ya ben burada yabancı bir yer. Bir şey işte Tıras'ta yazıyor, onu bile hatırlamıyorum. Ne işe tıraksız? Adam dur bakayım, biri geliyor. Merhaba. Hello. Guten Abend. Beamet edin. Başka kimse var mı? Ha, ben görmüyorum, var mı? Var, 3-5 kişi daha var arkanda, koro galiba. Sen onlara mı dedin, bana mı dedin? Sana dedim mi? Bana dedin mi? Evet. Ne dedin? Merhaba dedim kardeşim, merhaba. İyi ya, bana bak burada ne yapıyorsun? Burada adam topluyoruz. Ne yapacaksın adama? Şahitlik yaptıracağım. Uy, ne şahitliği? Yalancı şahitlik. Bana bak, ben öyle alavere dalavere işlere girmem ha. Gelmezsen gelme kardeşim, ama hayır işi. Ne yapacağız? Ben tuzsuz deli vekille evleniyorum. Kim kimle evlenecek? Ben tuzsuz deli vekille evleniyorum. Ulan hanginiz sapık, anlayamadım ki. Kimse sapık değil ya. Hayır işi, hayır. Ulan zaten ne zaman bir hayır işi duysam altı tabi sapıklı çıkar oyuncağı. Ben öyle işlerde yoktum hemşerim. Hadi güle güle ya. Uy. Adam gitti, şahit bulamadık. Allah Allah. Dur bakalım ya. Ha, biri geliyordu. Ey efendi, merhaba, nasılsın, iyisin, hoşsun, güzelsin, maşallah maşallah. Ezberlemiş konuşuyorsun. Bana bak, şahit lazım, şahit. Aman ne kadar güzel, bana da para lazım. Parayla değil, hayır işi. Olmaz efendi, olmaz. Bana biraz para vereceksin, o zaman ben istediğin yerde istediğin şahitliği yaparım. Nasıl yani? Giderim Birleşmiş Milletler'e servis savunurum mesela. Bana bak, ortalığı karıştırma, siyaset katma işin içine. Bana bak, yalancı şahitlik yapacaksın ya. Konu nedir? Ona göre fiyat listeme bakayım. Bana bak, ben tuzsuz deli vekille evleniyorum. Normaldir. Onun için şahitlik yapacaksın ama mahsusluktan numaradan. İşte bu anormaldir. Nasıl anormal be? Adamla evleniyorum normal, mahsusluktan mı şey? Tabii efendi, yapacaksa bir şeyin hakkını vereceksin. Öyle ben girmem öyle yalancıktan malancıktan şeylere. Kaç para vereceksin? Bilmiyorum, bakayım. 1 euro var. Ne euro var dedin? Hadi 2 olsun. Bana bak, sen beni dilenci sandın. Hadi be, hoşça kal. Hayda, bu da gitti. Bir şahit bulamayacak mıyız ya? Dur bakalım ya. Oh. Ya afendi, selamun aleyküm sana, bana. Aleyküm selam, ötekine, berikine, bu ne biçim selam? Ya afendi, sen burada ne iş yapar? Ben mi? Adam arıyorum. Ne işin afendi? Bana bak, gel kulağına söyleyeyim. Şahit lazım, şahit. Niye afendi? Ben? Hacivat'ın söylediğine göre
ders olacak mutlusuz deli Bekir'e. Onun için evleniyorum. Kim evleniyor? Ben evleniyorum. Kimle evleniyor? Tuzsuz deli Bekir'le Hacivat söyledi. Aman efendi çok güzel. Kim söyledi? Hacivat söyledi mi? Kime söyledi? Bana. Ne söyledi? Tuzsuz deli Bekir'le evleneceksin, ona daha ders vereceksin dedi, anladın mı? Güzel. Affan. Gel. Kim söyledi? Hacivat söyledi. Kime söyledi? Bana söyledi. Ne söyledi efendi? Ya kursuzla evleneceksin de ders olacak dedi. Çok güzel. Kim söyledi? Hacı bak söyledi. Kime söyledi? Bana söyledi. Ne söyledi efendi? Allah cezanı versin dedi. Dört tane laf ezberlemiş. Allah Allah. Karagöz, şahit buldun mu? Ne şahidi be, abuk sabuk adamlar geldi be. Allah Allah. Bana bak, hadi sen eve git giyin. Ne yapayım? Giyin. Giyineyim ben zaten. Canım böyle değil, gelinlik giyeceksin. Ben senin hanımla konuştum. Ya ne kompasçı adamsın, hanımı da mı ayarladın be? Tabii tabii, her şey hazır. Hadi git, ben seni burada bekliyorum. Of be, oy 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 oy. Hanım bu. Yahu. Bana bak, Hacivat senden bir şey konuşmuş. Gel gel, hazırladım, benim gelinliğimi hazırladım. Bana bak, sen evlendiğinde böyle yarısı kadar bir şeydi şimdi. Nasıl olacak? Bana olmaz ki. Ben onu sağına soluna ek yaptım. Gel bakayım, giy şunu. Popona da şu yastığı koyalım. O ne be? Seksi görünür. Allah müstahak. Al şu duvağını da tak. Hadi bakayım. Allah mesut etsin. Allah cezanı vermesin. Ne biçim karısı sen? Ölümümü düşünüyor. Tuzsuzun yanına gidiyorum geldi. Allah kolaylık versin. Bana bak. Neyse hadi tövbe tövbe. Aa maşallah. Püh püh. Tükürme be. Ne tükürüyorsun suratıma? Aman Karagöz'üm çok yakışmış, çok yakışmış. Maşallah. Endamın, mendan çok güzel olmuş. Ya. Bana bak, şimdi seni biraz çalıştırayım. Nasıl? Şimdi tuzsuz gelince... Gel diye biraz böyle patır kütür konuşma. Nasıl konuşayım? Sesini incelt. Nasıl incelt? Canım sana ne sorarsa abu canım abu dersin. He? Abu canım abu. O ne ya? Canım söyle bakayım. Abu canım adam. Canım oldu mu? İncel. Abu canım abu. Biraz daha incel. Abi biraz daha önce abi biraz daha abi. O ne ya? Hava başka yerden çıktı. Bana bak, hadi gidiyorum. İmam gelsin de vekaleten bir nikah kıysın. O vekaleten ne oluyor be? Vekalet, imam nikahı mı kaydı? Nedir bu vekalet? Canım eskiden böyleydi. Hadi damattan vekalet almış, nikahını kıymaya geliyor. Hadi bakayım. Allah Allah. Ya başıma neler geldi ya. Allah'ım şu tutkunda ya. Allah Allah. İmam gelecekmiş de nikah kıyacakmış ya. İmamı nereden buluyorlar bu saatte abi? Ben onları... Allah Allah. Efendim. Selamun aleyküm. Vallahi imam tıpkısının aynısını yapmış. Vay be. Efendi hazır mısın nikahı? Hazırım efendim. O zaman başlıyorum. Damattan aldığım vekaleti. Duasına başlıyorum. Euzu bi tavşan hüküm yah hüküm zerde. Amin. Allahümme zıkkak zıkkak. Allahümme aptal bekçi, aptal çolak. Amin. Allahümme yazlar, aklı fikri azlar. Hiç bu duaya amin diyen kaz oldu kazlar. Amin. Aksaray'dan çıktım, Fatiha.
Halay başın kim çeker? Halay başın kim çeker? Kırmızı fesli kız çeker. Kırmızı fesli kız çeker. Ya düğün mü oluyor, bir tempo tutmuyorsunuz ya. Halay başın kim çeker? Halay başın kim çeker? Kırmızı fesli kız çeker. Kırmızı fesli kız çeker. Kulaklarını kıtır kıtır doğrayıp pizza yapan yine ya arkadaş fast foodçu. Yetme, biz de evlendik anladın mı? Gelin, gelin. Ulan gelin de halimi görün. Bana bak, aç yüzünü, göreyim cemalini. Açamam efendim. Niye açamıyorsun güzelim? Yüz görürlüğü isterim. Demek yüz görürlüğü isterdin. Dur bakayım şurada iki tane katırmoncu var. Siz onu anınıza takınız efendim. Şaka yaptım gidelim. Al bakayım beşemillik. Oo cebelli be. Gelin, gelin aç bakayım yüzünü göreyim cemalini. Açamam efendim. O niye? Açayım mısın? Burun görümlü istedim. O burun görümlü ilgisi ne oluyor lan? Efendim yüz görümlü olur, burun görümlü olmaz. Doğru bak, mantıklı konuştu başbakan ya. Al bakayım burun görümlü. Aç bakayım yüzünü gelin. Açalım efendim. Ne oldu be yine ya? Kulak görünmeyi isterim ben. Ya baksana o ne hangi organa kadar devam edeceğim? Ben de o kadar görünmek yok yani. Son görünmeyi görünmek yaptım yani. Anladın mı? Şşş! Ay sinirlendim beni. Elim ayağım bak sinirlendim çok ya. Aç diyorum. Eyvah yapık. Beş de bağlamadım. Aç diyorum. Üstüme gel burada. Aç dedim ben yapacağım. Tı hadi be hadi. O ne böyle sakallı amcam. Arayız. Sen misin ya? Ne oluyor ya? Topuna mı geldik geldik verdik sakallı kayız. Ben çok mu içtim ne oluyor? Değil. Bak o kadar içiyorsun ortalığı böyle dağıtıyorsun. Biz sana ders vermek için bu oyunu yaptık. Nasıl yani ders vermek için? Şimdi sen eğer adam olursan gider yıkanır, patlanır. Bir güzel temizlenir, tövbe edersen. Bu olayı kimse anlatmayacak şu tutkaklılar. Bunların hepsi susacak mı? Sonsuza kadar. Evet, hepsi ebediyen susacak. Yalnız sen söz ver yemini. Tamam tövbe olsun, ağzımı şişeye değdirmem. Oğlum pipetle içersin, sen bardakla içersin. Düzgün yemin. Tövbe olsun, bir daha meyhaneye adımı mı atmam? Camdan mı sallanır yine içersin. Doğru dürüst yemin et. Bir daha vallahi bir an yine işim böyle saçmalamayacağım. Teşekkür ederim, saygılar sana, alkışlar için tabii. Bütün riskimizi aldık, adamı alkışlıyorsunuz, ne oluyor? Hadi bakayım hamama git bir güzel yıklan, patlan. Aa ben de şu üstümü değiştireyim. Rezil olduk, siz de benim bu durumu kimseye anlatmayın ha. Allah Allah. Karagöz'üm, tam 400 yıllık bir hikayeyi bugünün diliyle kısacık anlatıverdik.
Ağzımızdan kötü sözler çıktıysa, affeder seyircilerimiz. Yıktın perdeyi, eyledin viran. Varayım sahibine, haber vereyim hemen. Güle 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 güle. Sevgili tutkaklılar, sevgili dostlar. Efendim, kısacık oyunumuz burada sona erdi. İstemeden de olsa ağzımızdan kötü bir şey çıktıysa, yani eskilerin deyişiyle her ne kadar sürçülisan ettiysek affola diyoruz İstanbul eğlencelerine. Yine koromuzun ve değerli solistimiz Esma Hanım'ın şarkılarıyla devam ediyoruz. Hepiniz sağlık, mutlulukla kalın, hoşça kalın, kara gözle kalın.